Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 7'yi çözüyoruz. Evet, birinci sorumuz. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır? Yaptığımız işlem ne? x karenin katsayısını sayısını 1 yapmak öncelikle. x kare eksi 2x oldu. Artı 14'ü e ayrıca yazalım. Şimdi x kare eksi 2x'i ne olarak getirebilirim? Eksi 2'ye 2'ye böldüm. Eksi 1. O zaman x eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi 1 de 1 çıkartıyoruz. Artı 14. Bu şekilde yazdım. Sonra 3'ü içeriye dağıtıyorum. 3 çarpı x eksi 1'in karesi. Eksi 3 artı 14. 3 çarpı x eksi 1'in karesi. Eksi 3 artı 14'ten artı 11 geldi. Şimdi bakın. En küçük değer isteniyor. Kareli bir ifadenin en küçük değeri 0'dır. 0 artı 11'den en küçük değerini 11 bulmuş oluruz. Yani doğru cevap değişik olur. İfadesi en büyük değerini aldığında m kaç olur? Eksi parantezini aldık. m kare eksi 2 m daha doğrusu eksi 2 parantezini alalım. Daha güzel olur. Eksi 2 parantezini aldık. m kare eksi 2 m şurayı ayrıca eksi 1 olarak yazalım m kare eksi 2 m eksi 2 2'ye böldüm eksi 1 o zaman oradan m eksi 1'in karesi gelir. Tabi 1 eklediğim için 1 çıkartıyorum eksi 1. Bu eksi 2'yi içeri dağıtırsak eksi 2 çarpı m eksi 1'in karesi artı 2 eksi 1 gelir. Bu da eksi 2 çarpı m eksi 1'in karesi artı 1'e eşittir. Şimdi karesel bir ifade en az 0 olabilir. Burayı 0 aldık o zaman minimum değeri daha doğrusu şöyle yapıyoruz. Tekrar söyleyeyim bunu kazanım videolarında söyleyelim. Eksili bir şey olduğu için katsayısı burası negatif gelecek. Neden? M-1 mutlaka pozitif ya da sıfır geliyor. eksi çarpı artı eksi gelir. O zaman gitgide şuradaki ifade büyür. En büyük kaç yap... Buradaki ifade küçülür. Pardon. Oradaki ifade küçülür. Orayı küçültmek için, en büyük tutmak için katsayıyı sıfır yaparsam sıfır olur. Yani buradaki ifade negatif sayıları alıyor. Alabileceği en büyük değer 0. O yüzden 0 alıyoruz. Tamam mı? Başında eksi var çünkü. O zaman geriye ne kaldı? Orayı 0 alınca 1 kaldı. Alabileceği maksimum değer en büyük değer 1 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. B eksi A'nın alabileceği en büyük değer. B'den A'yı çıkartıyoruz. Eksi K kare artı 10 K eksi 4. Eksi K kare eksi 8 K artı 10. Eksiyi dağıtalım diğer tarafta artı 10k eksi 4 eksi k kare artı 8k eksi 10. Buradan ne geliyor? Eksi 2k kare artı 18k eksi 14. Şimdi gençler iki parantezini alıyorum. Eksi 2 parantezini alıyorum. Kare kat sayısını 1 yapmak için kareli ifadenin. K kare eksi 9k e, ne geldi? Artı 7 geldi. Sonrasında şuna dikkat edin. K kare eksi 9 K'yı nasıl tam kareye çevirebilirim? Eksi 9'u 2'ye böldüm. Eksi 9 bölü 2. Karesi 81 bölü 4. O zaman 81 bölü 4 çıkartacağız. Artı 7. Şurası 28 eksi 53 bölü 4 olur. Şimdi eksi 2 ile dağıtırsak içeriye. Eksi 2'yi dağıttık. Eksi 2 çarpı k eksi 9 bölü 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı eksi 53 bölü 4 artı 53 bölü 2. Bakın şurası gene başında eksi var. E burası artı gelecek ya da sıfır gelecek. Büyük eşittir sıfır. Sonucu ne oluyor buranın? Kesinlikle küçük eşittir sıfır. En büyük olmasını istiyorum. Alabileceği en büyük değer nedir? Sıfırdır. O zaman sıfır yapalım burayı. Sıfır yaptığım zaman sadece yandaki sabit sayı kalır. O da 53 bölü 2'dir. Dolayısıyla alabileceği en büyük değer 53 bölü 2 gelir gençler. İfadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? A'lı ifadeleri birbirinin yanında, B'li ifadeleri de gene yan yana yazalım. A kare eksi A. Eksi a yani eksi 1. 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4. 1 bölü 4 çıkartıyoruz. 3'ü 2'ye böldüm. 3 bölü 2. B artı 3 bölü 2 geldi. Ne olacak bu? Karesini aldık. 9 bölü 4. 9 bölü 4 çıkartıyoruz. Artı 1. Buradan bakın. A eksi 1 bölü 2'nin karesi. Artı B artı 3 bölü 2'nin karesi. Eksi 10 bölü 4 artı 1'den eksi 6 bölü 4 yani eksi 3 bölü 2 gelmiş olur. İfadesinin alabileceği en küçük değer. Bakın bunlar en küçük sıfır değerini alabilir. Toplarsam ne geldi? Eksi 3 bölü 2 geldi. O zaman en küçük değer eksi 3 bölü 2 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi x, y, z kaçtır diyor. Şöyle yapalım. x kareleri yan yana. y kareleri yan yana. Z kareleri yan yana. <laughs> Z kare eksi 4 Z var. Bir de artı 6 eşittir 0. Şimdi eksi 2'yi 2'ye böldüm. Eksi 1. O zaman x eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 çıkartıyoruz. Y kare artı 2'ye. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Y artı 1'in karesi olur. 1'in karesi 1'dir. 1 çıkartıyoruz. Z kare eksi 4 ise. Eksi 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2 z eksi 2'nin karesi olur orası. Eksi 2'nin karesi 4 olduğu için 4 çıkartıyoruz. Artı 6 eşittir 0. Eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 6 oldu. 6'yı götürdü. Bakın x eksi 1'in karesi artı y artı 1'in karesi artı z eksi 2'nin karesi eşittir. 0 geldi. 3 karesel ifadenin toplamı 0 ise tek bir ihtimal var. Bunların her biri 0 olmalıdır. Yani buradan x 1 y eksi 1 z ise 2 gelir. Bunları yerine yazalım. 1 eksi eksi 1 eksi 2. 2 eksi 2'den 0 bulduk. Doğru cevap c şıkkıdır. <laughs> İfadesinin çarpanlarından biri hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. a üzeri 4 eksi 5 a kare b kare artı 4 b üzeri 4. Çarpımları a üzeri 4 olacak. a kare a kare olarak alalım. Çarpımları 4 b üzeri 4 olacak. Karşılıklı çarpımda eksi 5 gelmeli. O zaman eksiyle alalım. Eksi 4 b kare. Eksi b kare. Alabiliriz. Bakın çapraz çarpı toplayınca. Eksi a kare. Çarpı b kare. Eksi 4 a kare. Çarpı b kare gelir. Topladığımızda da. Eksi 5 a kare b kare. Yani ortadakini veriyor. O zaman yan yana yazabiliriz. A kare eksi 4B kare. A kare eksi B kare. Bu şekilde yazdık. Sonra eksi 4B kare nedir gençler? 2B'nin 4B kare nedir? 2B'nin karesidir. O zaman 2 kare farkı gelir. A eksi 2B, A artı 2B diye yazabilirim orayı. A kare eksi B kare ise A eksi B çarpı A artı B olarak yazabilirim. İfadesinin çarpanlarından biri hangisidir? Bunlar değil. Hangisi çarpanlarından biri? A 2B. Yani doğru cevap C şıkkı oldu. Yedinci sorudan devam. Şimdi burada değişik bir çarpanlar ayırma uygulayacağız. Yani aslında bildiğiniz bir hamleyi iki farklı tarafta yapacağız. Dikkat edelim. 5A 5A 5 ve eksi 3. Şimdi gençler şu ilk bu tarafı düşünürsek 2A A diye ayırdım. Buradan ise eksi 2B B diye getirirsem. Bakın ne oluyor? Eksi 4 AB AB daha eksi 4 AB artı AB eksi 3 AB'yi verdi. Yani burası tamam. Sonra şuradaki eksi 3'ü de kullanacağız. Onu da bir çarpım olarak alacağız. Orada da şöyle çarprazlama bakalım. Eksi 5B'yi oluşturmaya çalışıyorum. Önce buna çalışalım. Sonra diğer taraftaki çarpmaza da bakacağız. Yani şuraya 3, eksi 3, buraya 1 dersem. Bakın, eksi 3B, eksi 2B, eksi 5B'yi verdi. Tamam, bunu verdi. Peki, eksi 5A'yı verecek mi? Ona da şöyle bakıyoruz. Şöyle çapraz. 2a çarpı eksi 3 eksi 6a a çarpı eksi 1 a çarpı 1 a ne yaptı eksi 5a bakın orayı da vermiş oldu o halde neler geldiğini gördük son adımda ne yapıyoruz gene aynısı bakın yan yana çarpıyorum yan yana yazıyorum ne geliyor o zaman 2a artı b artı 1 şurada yan yana yazdığımızda A 2B 3. Bu şekilde çarpanları ayırmış olduk. O halde doğru cevap B şıkkıdır. Yani yaptığımız işlem gene aynı. Sadece üçüncü bir terim var. Üçüncü terimde de gene çaprazlama bakıyoruz gençler. Geldik sekizinci soruya. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir? X kareye T dersek. O zaman 2X kare 2T kare eksi 10 t artı 8 olur. Bunu iki parantezine alırsam t kare eksi 5 t artı 4 olur. Bunu çarpanlarına ayırırsam t eksi 4 t eksi 1 gelir. Başlangıçta t neydi? x kareydi. O zaman 2 çarpı x kare eksi 4 x kare eksi 1 geldi. 4'ü 2'nin karesi olarak düşünün. O zaman x eksi 2 x artı 2 2 kare farkı gelir. Biri de 1'in karesi olarak düşünün. Orası da 2 kare farkı. x eksi 1, x artı 1 gelir. Bakın bu şekilde çarpanlarına ayrıldı. x eksi 1 çarpanı mı? Evet. x artı 1 çarpanı mı? Evet. x eksi 2 çarpanı mı? Evet. x artı 2 çarpanı mı? Evet. Ama x eksi 3 çarpanları arasında yer almaz. O halde doğru cevap e şıkkıdır. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir? x üzeri 4 eksi 1'in karesi diye düşünelim bunu biz x üzeri 4 x karenin karesidir. Eksi 1'in karesi. Yani 2 kare farkından x kare eksi 1 x kare artı 1 geldi. x kare eksi 1'i 2 kare farkı düşünelim. x eksi 1 x artı 1 çarpı x kare artı 1. Bir. Çarpanlarından biri hangisi değildir? x eksi 1 çarpanı, x artı 1 çarpanı, x kare artı 1 çarpanı, x küp eksi 1 bunun çarpanı mı? Ee, x kare eksi 1 bunun çarpanı. Bakın şuradan dolayı. x küp eksi 1 çarpanı mı? Hayır. x küp eksi 1 çarpanı değil. Bunlarla oluşturamayız. Zaten bunların içinde de x küp eksi 1 yoktur gençler. Doğru cevap e şıkkı olur. <laughs> Polinomunun sıfırlarının toplamı. Şimdi x kare artı 3 x'e t diyorum. Bu durumda orası ne geliyor? t kare eksi 26 t eksi 56 geliyor. Bu çarpanlarını ayırıyorum. Çarpımları eksi 56 toplamları eksi 26. Eksi 28 e 2. Yani t eksi 28 t artı 2 olur. Sonra t yerine bakın x kare artı 3x yazıyorum. O zaman x kare artı 3x eksi 28 x kare artı 3x artı 2 oldu. Evet gençler sonra burada çarpanları ayırma yapıyoruz. Çarpımları eksi 28 toplamları 3. 7'ye eksi 4. Çarpımları 2, toplamları 3. 2'ye 1. Şunlar da zaten x'e x olacak. O zaman neler yazdık? x artı 7 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1. Şimdi bunların sıfırları ne demek? Sıfır yapan değerler demek. x artı 7'nin sıfırı eksi 7'dir. x eksi 4'ün sıfırı 4'tür x artı 2'nin sıfırı eksi 2'dir. x artı 1'in sıfırı eksi 1'dir. Bunları toplamamız istenmiş. Eksi 3, eksi 5, eksi 6 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. <laughs> İfadesinin çarpanlarından biri hangisidir? x kare artı 2 var. Şurayı da x kare artı 2'ye benzetebilirim bakın. Şöyle eksi 3 parantezinde x kare artı 2 yazabiliriz. Sonra x kare artı 2 eşittir t olsun diyelim. O zaman ne olacak? t kare eksi 3 t olacak. E bunu da t parantezine aldığımızda t çarpı t eksi 3 olur. Dönüp t yerine x kare artı 2 yazıyorum. x kare artı 2 x kare artı 2 eksi 3 yani x kare artı 2 çarpı x kare eksi 1 bunu birin karesi olarak yazalım. x kare artı 2 çarpı 2 kare farkından x eksi 1 x artı 1 gelir. x kare e, hangisidir diyor. x kare artı 3 çarpanlarından değil. x kare eksi 2 değil. x artı 2 değil. x artı 3 değil ama x eksi 1 bunların bir çarpanı. Dolayısıyla doğru cevap e şıkkı oldu. Çarpanlarından bir hangisidir? Şimdi burada şöyle yapalım x küpe t diyelim. O zaman x üzeri 6 artı 1 ya da x kareye t diyelim. Daha güzel olur. Küp toplamını kullanabiliriz. x kareye t dedik. O zaman x üzeri 6 artı 1'i x karenin küpü artı 1 diye düşünürsek 1 de 1'in küpüdür. O zaman ne olur? T küp x kare yerine t yazdığında t küp artı 1'in küpü. Bu da küp toplamından t artı 1 çarpı t kare eksi t artı 1 gelir. t gördüğüm yere x kare yazıyorum. x kare artı 1 çarpı x kare nin karesi x üzeri 4 eksi x kare artı 1 oldu. Şimdi çarpanlarından biri hangisidir diyor. x kare eksi 1 değil. x küp artı 1 değil. x üzeri 4 artı 1 değil. Bu da değil. Ama x üzeri 4 eksi x kare artı 1 bunun çarpanıdır. Yani doğru cevap değişik olur ve böylelikle pekiştirme testi 7'yi de çözdük. Sonraki videolarda görüşmek üzere.